sessiz sedasız gelip iz bırakan, iz bırakmaya devam eden ve adını unutturmayacak bir futbolcu profili. Marco Paixão. İzmir'in efsane kulüplerinden Altay, yıllar sonra TFF 1. Lig'e çıkma başarısı göstermişti. TFF 1. Lig'de takımın forvet transferi Paixão oldu. Altay formasıyla performansı merak uyandıran Paixão, 3. maçında hat-trick yapınca dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İlk sezonunda 29 gole imza atan Kral'ın bu kaliteli performansı Altay'ı playoff oynatmaya yetmedi. Ertesi sezon 35 yaşına gelmesine rağmen hem Süper Lig'den hem de 1. Lig'den birçok teklif alan gol kralı Altay'da mutluydu, İzmir'i seviyordu ve kariyerinin sonunda aslında reddedilemeyecek seviyede ücretleri reddediyordu. İkinci sezona başlarken futbol kamuoyunun hakkında bir soru işareti daha vardı. Paixão'nun performansı tesadüf müydü? İlk 5 haftada gol bulamayan Paixão sonrasında kendine geldi ve o sezon sonunda 22 gol attı. Ama 22 gole rağmen Altay playoff'a bu sezonda katılamamıştı. 2020-2021 sezonunun başında güçlü bir kadro kuran Altay, şampiyonluk mücadelesi vereceğinin sinyallerini veriyordu. O takım tecrübeli bir takımdı ve saha içinde tempo sıkıntısı yaşıyordu. Çağlar Birinci, İbrahim Öztürk, Lokman Gör, Mehmet Erdem Uğurlu, Yekta Kurtulur, Deniz Kadah gibi isimler Altay forması giyiyordu. İki sezonda 51 gol atan Paixão tabii ki takımın en önemli kozu olacak. İnişli çıkışlı giden sezonda ligin son haftalarına doğru teknik direktör Osman Özköylü ile yollar ayrılmış ve Altay camiasının simge ismi Mustafa Denizli teknik direktörlüğe getirilmişti. Altay playofflara Mustafa Denizli ile girecekti. Playoff'ta İstanbulspor'u eleyerek finale kalan Altay finalde Altınordu ile karşılaşacaktı. 90 dakika boyunca iki tarafa gidip gelen maçta 89. dakikada Paixão attı ve şampiyonluk geldi. Paixão artık Süper Lig'de boy gösterecekti. Onun için farklı bir meydan okuma olacaktı. Ama Altay'ın tadı tuzu yoktu. Süper Lig'de yanlış yapılanmalar, transfer hataları, ödeme sıkıntıları derken Paixão gibi bir efsane Süper Lig'de bir süre disiplinsiz davranış ve performans yetersizliği sebebiyle kadro dışı bırakıldı. Sonuç olarak geçtiğimiz sezon Altay küme düştü. Küme düşen Altay'da önce yönetim değişti. Yeni yönetimin işi zordu. Transfer tahtası kapalıydı. Takımda tecrübeli olarak Deniz Kada, Ceyhun Gülselam, Özgür Özkaya, Tolga Ünlü, Zeki Yıldırım gibi isimler kalmış. 41 yaşındaki İbrahim Öztürk ile sözleşme uzatılmıştı. Hatta 3 sezon önce Altay formasıyla futbolu bırakan ve Altay camiasının içinde antrenör olarak görev alan Murat Uluç'a 42 yaşında tekrar lisans çıkartıldı. Yani Altay bir varoluş mücadelesi verecekti ve oldukça zor bir mücadeleydi. Altay gençlerle tecrübelilerin harmanlandığı bir takım oldu. Paixão tabii ki bu mücadelenin yine kilit isimlerinden olacaktı. 38 yaşındaki Paixão'nun daha düşük profilli bir kadro ile neler yapacağı, gollerine devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Paixão, Altay formasıyla 1. Lig'in efsanesi benim, 1. Lig'in kralı benim. Ben üstüme düşeni yaparım der gibi performans sergiliyor. Bu sezon şu ana dek 17 gol attı. Sakaryaspor'dan Kabongo Kasongo ile gol krallığında lider. Bazen inanılmaz klas goller atarken bazen de basit goller atıyor. Ama atıyor. Maçını izlerken bazen temposunu beğenmeyebilirsiniz, mücadelesi eksik olabilir. Ama hiç beklenmeyen anda takımı için maç alabiliyor Paixão. Sempatik, esprili ve arkadaş canlısı. Onunla mücadele eden futbolcular da onun dostluğundan sık sık bahsediyor. Marco Paixão, Altay'ın bu sezon rakiplere yaptığı 33 golün 17'sini atan isim oldu. Aynı zamanda Altay, Paixão'nun gol atamadığı maçlarda galibiyete ulaşamadı. Altay efsanesi olmasının yanında o artık TFF 1. Lig efsanesi. TFF 1. Lig'de çıktığı 128 maçta 93 gole imza atan Paixão, lig tarihinin en golcü oyuncusu konumunda.